Şimdi günlerdir, aslında aylardır konuşulan o çiftin soruşturmasıyla ilgili detayları öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuşacağız ve yakından takip eden CNN Türk muhabiri arkadaşımız Merve Tokas bizimle birlikte. Merve, öncelikle hoş geldin. Hoş geldin, hoş buldum, hoş buldum. Çok teşekkürler. Şimdi Dilan Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla yargılanması sürüyor. Ama her geçen gün yeni bir sıcak bilgi var. Polatlar raporu ile ilgili MASAK bir geniş rapor hazırladı. Bu raporun ayrıntılarında en dikkat çeken başlık ne ve bunu oldukça kısa bir sürede de tamamladı diyebilir miyiz? Çünkü çok uzun sayfalar ve çok içeriği çok detaylı, ama 8 ay gibi bir sürede hazırladı. Nedir en önemli not? Şimdi Göksu, öncelikle şunu söylemeliyim, yani aylardır kara para soruşturmasını konuşuyoruz biz. 909 sayfalık tam bir rapor hazırladı MASAK. Sen de ifade ettin, 8 ay gibi bir sürede ve hakikaten şaşırtıcı da bir rapor diyebiliriz. Çünkü bizim aylardır konuştuğumuz, yine MASAK'ın özellikle ön raporunda belirtmiş olduğu kara para aklama şüphesinin bulunduğu mail order hesaplarından pek çok tespit vardı ön raporda. Baktığımız zaman MASAK'ın yazmış olduğu son rapor ön raporla tamamen alakasız bir rapor ve aslında örgütün olmadığı, kara paranın olmadığı, hiçbir şekilde vergi suçu dışında hiçbir suçun Polat ailesine yönelik atfedilmediği bir rapor. Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. Dilan Polat'a değil. Dilan Polat tamamen raporda şöyle bir ifade kullanmışlardı. Göksu, hatırlar mısın bilmem. İfade süreçleri daha devam ederken Engin Polat demişti ki tüm şirketlerin sorumluluğu benim üzerimdedir. Eşim sadece reklam yüzüdür. O influencer'dır demişti. Aslında MASAK'ta ön raporunda tam olarak bunu buraya oturtuyor Dilan Polat'ı. Deniyor ki tüm şirketlere ait Dilan Polat'ın adına her ne kadar Dilan Polat adına kayıtlı şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları, tüm ticari faaliyetlerini Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor. Ve Dilan Polat'ın bu soruşturmada kara para iddialarında da vergi suçlarında da hiçbir şekilde herhangi bir eyleminin bulunmadığı MASAK raporunda ifade ediliyor. O zaman şunu anlayabilir miyiz? Engin Polat'ın soruşturması ve yargılanması tutuklu bir şekilde devam edebilir. Ama Dilan Polat serbest kalabilir. Olabilir mi? Yani elbette soruşturma süreci devam ediyor ama Göksu, şimdi 900 sayfalık o 909 sayfa bir rapor, biz de ulaştık, inceledik, bizler de okuduk. Yani rapora şöyle genel hatlarıyla bakıldığında Dilan Polat açısından tabii hukukçular daha iyi bilecektir ama tahliyesine engel bir durumun olmadığı anlaşılıyor. Çünkü MASAK bizzat zaten raporunda diyor ki Dilan Polat'ın bu olayda, mevcut olayda ticari parasal işlemleri sevk ve idare ettiği yönünde herhangi bir eylemi bulunamamıştır deniyor. Yani Dilan Polat baktığımızda tamamen aslında olayın dışında bir figüran gibi. O zaman Dilan Polat sosyal medya hesaplarını zaten kapatmamıştı. İnfluencer'la kaldığı yerden devam edebilir değil mi? Bizi çok da şaşırmayabiliriz bu sürece. Yani bence bu en azından, yani eğer bu MASAK raporu tabii soruşturmaya gönderildi, soruşturma dosyasına bakıldığında Dilan Polat'ın tahliyesi çok da şaşırtıcı olmamalı gibi. Yani belki de Dilan Polat bu süreçte, soruşturma süreci boyunca kaybettiği parayı da yeniden influencer'lıkla kazanabilir. Tekrar çalışmak isteyen firmalarda olabilir diyorsun. Bilir gibi gözüküyor. Yani Engin Polat'a şöyle birazcık detaylardan da bahsetmek isterim vaktimiz varsa. Burada MASAK raporunda suç olarak atfedilen tek şeyin yasal defterlere kaydedilmeyen bir takım işlemlerin olduğunu. Yani estetik Polatlara ait estetik güzellik merkezleri var. Bu estetik işlemler sonrasında kişilerden paralar alınıyor. Ancak bunlar vergi defterlerine kaydettirilmiyor. Kaydettirilmesi gereken defterlere kayıtlar yapılmıyor. Ve özellikle MASAK raporu sonuç kısmında, hemen bitireceğim, sonuç kısmında söz konusu olayda bütün aile üyelerinin üzerine şirketler kayıtlı, evet, ama aile mevcut olayda Polatların bir aile şirketi olduğunu söylüyor MASAK raporu ve hayatın doğal akışına, olağan akışına aykırı bir tespitinde olmadığını, somut olayda sadece bir vergi suçunun olduğunu, evet, ifade ediyor. Peki. Böyle. Şimdi Merve Tokaz önemli bir bilgi aktardı.